Lefter TV'den herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için Türkiye'de çeşitli başarıları ve vücut özellikleriyle Guinness Rekorlar kitabına girmiş 43 kişi veya grubu anlatacağız. Videoya başlamadan önce sizlerden küçücük bir ricamız var. Bu tarz videoların devamını çekebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. İlk sırada Cem Karabay var. Cem Karabay tüplü dalış ekipmanlarıyla 135 saat 2 dakika 19 saniyelik su altında kalma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabındaki yerini almıştır. İkinci sırada Antalya Valiliği var. Antalya Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen 1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi dalında Guinness Dünya Rekoru sadece 7 dakika içerisinde kırılmıştır. Tebrik ederiz ve organ bağışının yaygınlık kazanmasını gönülden dileriz. Üçüncü sırada Metin Şentürk bulunmakta. Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, otomobil kullanarak yaptığı hız ile Dünya Görme Engelliler Sürat Rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Dördüncü sırada Kemal Gökgül var. Guinness Rekorlar kitabına girmek için bir alışveriş merkezinde ütü yapan Kemal Gökgül, 42 saat sonunda 464 parça eşya ütüleyerek rekorun sahibi olmuştur. Beşinci sırada bir Ebru var. Trabzon'da bir resim öğretmeniyle 100 öğrencisi tarafından yapılan dünyanın en büyük Ebru'su rekoru Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Altıncı sırada bir Pişmaniye var. İzmit'te düzenlenen Pişmaniye Festivali'nde üretilen 1040 metrelik pişmaniye dünyanın en uzun pişmaniyesi unvanını alarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. Yedinci sırada bir ayakkabı var. Konya'da ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen 455 numara ayakkabı, dünyanın en büyük ayakkabısı olarak Guinness Rekorlar kitabındaki yerini almıştır. 8. sırada bir şiş kebap var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yılında düzenlenen geleneksel Türk Festivali'nde Murat Aksu, dünyanın en uzun şiş kebabını yaparak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 9. sırada sucuk var. Kayseri'de 1740 kilogram ağırlığında tek parça üretilen sucuk, dünyanın en büyük sucuğu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. 10. sırada Mehmet Gedik var. Milli maraton yüzücüsü Mehmet Gedik, eksi 9 derecede buz dolu bir küvette tam 51 dakika kalarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. Demek ki sıcakkanlı bir abimizmiş. 11. sırada ise Mehmet Özyürek var. Mehmet Özyürek 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile Dünya Altın Burun Şampiyonu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 12. sırada bir çanta var. Konya'da bir çanta firması Guinness Rekorlar kitabına girmeyi de başaran 6 metre 30 santimetre boyunda ve tam 900 kilo ağırlığındaki dev bir çantanın tanıtımını yapmıştır. 13. sırada ise bir kazak var. Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Guinness Rekorlar kitabına giren 45 metre genişliğinde 18 metre enindeki kazak 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanmıştır. 14. sırada ise bir açık büfe yemek var. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Açık Büfe Yemek Festivali'nde hazırlanan tam 1028 çeşit yemeğin yer aldığı açık büfe Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 15. sırada ise uzun bir adam var. Sultan Kösen. Guinness Rekorlar kitabına giren, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahiptir. 60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 12 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescil edilmiştir. 16. sırada ise Sultan Kösen'in tam tersi dünyanın en kısa kadını var. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72,6 santimlik boyuyla dünyanın en kısa insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına giren 22 yaşındaki Elif Kocaman sadece 7 kilogram ağırlığındadır. Ancak daha sonra Amerikalı üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Jordan
68 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa kadın olarak Guinness Rekorlar kitabında birinciliği almış ve Elif Kocaman da ikinciliğe. 17. sırada ise bir gelinlik var. Bağcılar'da bir gelinlik firmasınca dikilen 45.024 Swarovski taşlı gelinlik Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. 18. sırada ise bir su altı komandosu var. Emekli su altı timi komandosu judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin su altında 24 saatte 34.800 metreden fazla yüzerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Sizin de aklınıza Orta Direk Şaban filminde bütün spor dallarında şampiyon olan Erkan geldi mi? 19. sırada ise Akın Gökyay var. Akın Gökyay 1975 yılından bu yana yaklaşık 90 ülkeden topladığı 412 satranç takımıyla Guinness Dünya Rekorlarından sertifika almıştır. 20. sırada ise toplu iftar yemeği var. Türk Telekom 81 ilde 20.715 çalışanın katılımıyla düzenlediği iftar yemeği organizasyonuyla birden çok noktada dünyanın en kalabalık iftarı ile Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. 21. sırada ise bir erkek kuaförü var. Ercan Buyruk. Ercan Buyruk bir günde tam 360 kişi tıraş ederek Guinness Rekorlar kitabındaki yerini almıştır. 22. sırada ise Hacettepe Üniversitesi var. 2013 DNA gününde Hacettepe Üniversitesi 3034 katılımcı ile Guinness Dünya Rekorunu kırmıştır. 23. sırada bir podyum var. Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin bir AVM'nin içini ve dışını dolaşan 2069 metrelik podyuma sahip defile ile Guinness rekorunu kırmıştır. 24. sırada dans yapan 198 çift var. Dans Keyfi Akademilerinin düzenlediği rekor denemesinde 5 dakika boyunca hatasız ve senkronize olarak en kalabalık bachata dansı yapan 198 çift Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmayı başarmıştır. 25. sırada karşımıza tekrar Namık Ekin çıkıyor. Judo milli takım antrenörü Namık Ekin 24 saat boyunca tatamiden ayrılmadan yaptığı 4627 judo tekliği atışı ile Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 26. sırada tokalaşma rekoru var. Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin yöneticileri 12 saatte 12.972 müşterisinin elini sıkıp onlara hoş geldiniz temennisinde bulunarak Guinness Rekorlar kitabındaki yerlerini almışlardır. 27. sırada senaryo rekoru var. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Sefa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla bir dünya rekoruna imza atmıştır. Önal'ın rekoru Guinness Rekorlar kitabı tarafından tescil edilmiştir. 28. sırada ise Şahika Ercümen var. Avusturya'nın Weissensee gölünde buzun altında 110 metrelik mesafeyi geçerek buzaltı yatay dalış rekorunu kıran milli bayan dalgıç Şahika Ercümen Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 29. sırada ise bir döner var. Ankara'da özel olarak hazırlanan ve 5 metre yüksekliğindeki ocağa takılan 1198 kilogram döner Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 30. sırada bir grafiti var. Türkiye genelindeki 9 üniversiteden 580 öğrenci tarafından yapılan 760,28 metrekarelik dev grafiti onaylanarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 31. sırada ise efeler var. Aydın'da yöresel kıyafetler giyen efeler, Forum Aydın Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmışlardır. 32. sırada bir mozaik var. Adana Güney Rotary Kulübü üyeleri Adana'da Portakala Çiçeği Karnavalı'nda Japonya'ya ait dünyanın en büyük barış resmi mozaik rekorunu kırmışlardır. 33. sırada melodika korosu var. Nizip ilçesinde aynı anda melodika çalan 664 öğrenci Guinness Rekorlar kitabına girerek dünyanın en kalabalık melodika korosu olmaya hak kazanmışlardır. 34. sırada Ali Bahçetepe var. Bir dakikada 1145 beton blok kırarak
En fazla beton blok kıran adam olarak Guinness Rekorlar kitabındaki yerini almıştır. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi işbirliğinde 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan Dünya Kırış Rekoru denemesinde Ali Bahçetepe, göğüs üstünde 16 beton bloğu 4,75 saniyede kırarak yeni rekorun sahibi olmuştur. 18 Mart'ta Milas ilçesi Atapark'ta yapılan etkinlikte ise 15 Guinness Dünya Rekoru sahibi Dünya Kırış Rekortmeni Ali Bahçetepe, göğüs üstünde 16 beton blok kırma ve tek vuruşla en çok beton blok kırma dallarında rekor denemesi yaptı. Göğüs üstünde 16 beton bloğu 6,33 saniyede kırma rekoru sahibi Bahçetepe, 16 beton bloğu 4,75 saniyede kırarak rekorunu egale ederek Guinness Dünya Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırmıştır. 35. sırada Erden Eruç var. Erden Eruç, kürekle 3 okyanusu geçen ilk kişidir. Türk dağcı, denizci ve gezgin. Kasla git sloganıyla yola çıkmıştır. Kürekle okyanus geçen ilk Türk unvanına da sahiptir. 2007 yazında başladığı Kas gücüyle devri alem projesini 5 sene 11 gün sonra 2012 yazında tamamlamıştır. Tarihte kendi gücüyle devri alemi başarmış ilk ve tek kişidir. 36. sırada ise yine bir yemek var. En büyük omlet. Tam 4.401 kilogram. Dünyanın en büyük omleti Türkiye'de üretilmiştir. Ankara Cepa Alışveriş Merkezi önünde kurulan 10 metre çapındaki tavada yapılan omlet için 110.010 adet yumurta kullanılmıştır. Ve böylelikle rekorlar kitabına giren en büyük omlet unvanını almıştır. 37. sırada yine bir yemek var. En uzun mangal. 6.166 metre. Gaziantep'lilerin geçen yıl 6.166 metre uzunluğundaki mangalda kebap pişirerek kırdığı ve Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en uzun mangalı rekorunun sertifikasını Gaziantep'e getirilmesi dolayısıyla kokteyl ve konserler düzenlenmiştir. 38. sırada bir mikrop var. Dünyanın en büyük mikrobu 150 milimetre boyutunda ve dünyanın en büyük mikrop fosili Türkiye'de yaşlı bir kayada bulunmuş ve rekorlar kitabına girmiştir. 39. sırada ise ekmek var. Kişi başına en fazla ekmek tüketen ülke Türkiye. 2000 yılında yayınlanan Guinness Rekorlar kitabında yer almaktadır. Çünkü ülkemiz kişi başına 199,6 kilogram ekmek tüketen bir ülkedir. Başka bir deyişle Türkiye'de her yıl ortalama vücut ağırlığımızın 3 katı kadar ekmek tüketiyoruz. Makarna, pilav ve bilumum tahıl ürünlerini de ekmekle tüketince ortaya böyle bir sonuç çıkması gayet normal. 40. sırada ise 3 portakalı en hızlı soyup yeme rekoru bulunmakta. Guinness Dünya Rekorları Türkiye denemelerinin Mersin Ayağı, Forum Mersin Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Denemeler sonunda Forum Mersin'de en kısa sürede 3 portakalı soyma ve yeme rekoru 1 dakika 16 saniyede kırılmıştır. 41. sırada ise yine aynı gün portakal suyu sıkma rekoru gelmiştir. 1 dakikada en fazla portakal suyunu sıkma rekoru 880 mililitredir. 42. sırada kol bastı var. En hızlı kol bastı dansı 1 dakikada 320 adım atılarak rekor kırılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Uşakları ekibinden Adem Aşık 1 dakikada 320 adım atarak en hızlı kol bastı dansı dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aşık, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcisi ve tescilli Türkiye hakemi Şeyda Subaşı gözetiminde rekor denemesi yaparak rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. 43. sırada ise desibel rekoru var. Galatasaray Stadyumu'nda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses 131,76 desibeldir. Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010 ile 2011 sezonunda Türk Telekom Stadında yapılan derbide sarı kırmızılı taraftarlar bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekorunu kırmışlardır. Guinness Dünya Rekorlar Organizasyonu tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyeti statta resmi ölçüm yapmış, maçta ilk yarının bitiminin ardından yapılan dahili anonsla 131,76 desibel ile yeni rekor kırıldığı açıklanmıştır.
Daha önce Beşiktaş'ın Liverpool maçında 132 desibellik bir rekor kırdığı basında yer almıştı. Ancak söz konusu ölçüm yetkililer tarafından yapılmadığı için resmiyet taşımıyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Emeğimizin boşa gitmemesi için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, ama en önemlisi kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalın.